Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la 8 günde ikinci kez görüştü. Ardından ABD'den yapılan açıklama dikkat çekiciydi. İki lider, ABD ile Türkiye arasında işbirliğini artırmak için sürdürülen çabalara, iki NATO müttefiki olarak ortak çıkarlarını geliştirmeye ve ikili ilişkileri etkileyen konuları çözmeye desteklerini ifade ettiler denildi. Açıklama dikkat çekiciydi çünkü bir önceki görüşmeden sonra yapılanın aksine kaygı ifadesini içermiyordu. Bu gelişme Türkiye ve ABD arasında özellikle Münbiç konusunda çözüm arayışlarının olumlu yönde seyrettiğinin işareti olabilir. Zira Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın ABD'de Dışişleri Bakan Yardımcısı ile yaptığı görüşmeden de benzer yönde bir izlenim çıktı. Münbiç konusunda birlikte ilerleme kaydedilmesi yönünde kararlılık vurgusu yapıldı. Üstelik o görüşme Erdoğan-Trump görüşmesiyle aynı gündü. Ama bu gelişmeler ABD yönetimindeki tutarsızlığın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Zira hala Beyaz Saray ayrı, Dışişleri Bakanlığı ayrı, Savunma Bakanlığı ayrı telden çalıyor. And by the way, we're knocking the hell out of ISIS. We'll be coming out of Syria like very soon. Let the other people take care of it now. Very soon. Very soon we're coming out. We're going to have a hunt. ABD Başkanı böyle demiş, Dışişleri Sözcüsü açıklamadan haberimiz yok yorumunu yapmıştı. Trump bir hamle daha yaptı. Suriye'de PKK-PYD'li teröristlere yapılacak 225 milyon dolarlık yardımı iptal etti. Bu para teröristlerin elindeki bölgelerin imarı için kullanılacaktı. ABD Başkanı bu parayı Suudi Arabistan'a ödetmek istiyor. Buna karşılık ABD Savunma Bakanlığı teröristlere destek olması için Münbiç'e ek asker gönderdi. ABD askerleri Münbiç'te PKK-PYD'li teröristlerle omuz omuza. Türkiye, ABD'ye teröristleri Fırat'ın doğusuna gönderin diyor. Güvenliği Türk ve ABD askerleri birlikte sağlasın önerisinde bulunuyor. Ayrıca Münbiç'in yönetiminin oranın gerçek sahiplerine devredilmesini istiyor. Suriye'nin diğer bölgelerindeki duruma gelince, Rakka'da halk PKK-PYD'li teröristlerden rahatsızlığını yüksek sesle dile getirmeye başladı. İran medyasına göre geçen hafta bir protesto gösterisi düzenlenmişti. Rusya da Rakka halkının ayaklanmaya başladığını duyurdu. Terör örgütünden rahatsızlar. Bu gelişmeler Suudi Arabistan'ı ise endişelendiriyor. Suudi Veliaht Prens, ABD askerlerinin Suriye'de kalmaya devam etmesini istedi. Trump'ın henüz Suriye'den çekilme talimatı vermediğini hatırlatmak gerek. Suudiler Trump'ı vazgeçirmek için Suriye'de kesenin ağzını açabilir.